Hepinize yeniden merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz yeniden Onur Online kanalına. Yeni bir Arsenal kariyeriyle karşınızdayım. Artık finale çok az bir zaman kaldı biliyorsunuz. Ligdeki 33 maç sonunda liderliğimiz devam ediyor. Aynı zamanda da United maçından önce tabii ki yapmaya gerek yok şunları. Aynı zamanda da arkadaşlar Şampiyonlar Ligi'nde de biliyorsunuz yarı finale çıktık. Barcelona maçları gerçekten inanılmazdı. Messi yine ışık saçıyor diyor. Güzel de bir temenni olmuş. Hemen maçımızı yapacağız. United'la olan maçımız bizim için çok önemli ama şöyle bir bakalım. 79 puandayız. Tottenham'da 73 puanda. Arada 6 puanlık bir fark var. Yani United maçını ne kadar yapalım ne kadar yapmayalım bilmiyorum. Aslında simülat de edilebilir bu maç bence ama yine de bir bakalım ne durumda. Çünkü şey de olabilir. Ya abicim ne hedeflerden uzağız? Hayatında yaşamadığın şeyleri yaşatıyorum sana. Biraz saçma olmuş bu ya. Şimdi Chelsea ile eşleşmişiz arkadaşlar. Chelsea ile eşleşmişiz. Crystal Palace maçı. O zaman United maçını oynayalım. Az kadromuzu oynayalım. Crystal Palace maçını şey yaparız. Yedeklerle oynarız. Ve Chelsea ile de maçımızı oynarız. Şöyle bir bakalım Şampiyonlar Ligi'ndeki durum nedir? Hani biz Chelsea ile eşleştik ama diğer tarafta ne var? Ona bir bakalım Şampiyonlar Ligi'nin diğer eşleşmesi acaba ne şekilde oldu? Evet, 4 tane İngiliz takımı Tottenham, Manchester City ve Chelsea Arsenal. Gerçekten çok isterdim burada başka ülkeden bir takım olsun. Çünkü hani daha zevkli oluyor sonuçta. Bu takımlarla biliyorsunuz oynuyoruz yani şeyde. Kendimiz ligimizde zaten oynuyoruz. O yüzden başka takımların olmasını çok daha fazla isterdim başka liglerin. Bu arada arkadaşlar yine söyleyeyim, Fenerbahçe ile alakalı sürekli soru soruyorsunuz. Fenerbahçe işte transferleri nasıl, şusa nasıl, busa nasıl tarzında. Onunla alakalı bir video çektim. Hala izlemediyseniz, haberiniz yoksa bilginiz olsun. İstiyorsanız izleyin arkadaşlar. Şimdi biz böyle çıkalım, o da kırmızı formasıyla çıksın. Çünkü United'da bu kırmızı forma yakışıyor. Kadromuzu ne şekilde yapalım bakalım bir. Yedek kadroyu şey yapmış, baz almış. Yo, az kadroyu baz almış. Ha, biz kadroyu tabii yedek şey olsun diye değişmiştik. Evet, Vinicius. Buraya bir pato ile başlayabiliriz. Adamlarımın hepsi yorgun şu anda gerçekten yani. Baktığın zaman. Evet arkadaşlar, kadromuzu bu şekilde yapmaya karar verdik. Vinicius oynayacak. Forvetimizde bugün Neymar var. Ve Coman da sağ tarafta. Lacazette arkalarında. Diyeceksiniz ki Neymar'dan daha iyi değil mi? Sonuçta Lacazette'in gerçek mevkisi diyeceksiniz. Doğru söyleyeceksiniz. Lacazette'i forvete alalım. Neymar arkasında olsun. Hatta şöyle bir şey bile yapabilirim. Coman'ı Neymar'la yer değiştirip Neymar'ı kanada alalım. Torreira, Dalbert, Rico Henry çünkü yorgun. Delert, Rugani. Aslında Rugani de yorgun. Buraya bir Sokratis de olabilir aslında. Niye olmasın? Sokratis yapalım. Dolo'nun yerine hala Wan-Bissaka iyileşmedi. Oynayabilirim diyor ama ben oynayabileceğini düşünmüyorum. Bu şekilde kadromuz var. Yedeklerimizde Messi, Ronaldo, Cabral, Henry ve Simon var. Pato'yu istiyorsak buraya koyalım. Çünkü Pato bence belki girip işler yapabilir. Evet, United maçı 6 puan fark var. 6 puanı korumak istiyoruz. Hadi bakalım, iyi seyirler. Evet, şu anda iki takım da hazır. Bütün hazırlıklar yapıldı sevgili bossoverler. Görmüş olduğunuz gibi tamam. Bütün hazırlıklar yapıldı. Artık hakeme bakıyoruz. İngiltere Premier Ligi'nde Manchester United Arsenal maçı. Deplasmandayız bu sefer. Bugün deplasmanda oynuyoruz. Şu oyunun sesini biraz açalım. Haydi bakalım, Martin Taylor ve Alan Smith'in yapmış olduğu bu heyecanlı maçtan önce Luka Modric de yerini almış. Evet, bakalım nasıl bir maç olacak. Heyecanla bekliyoruz. Coman ilk dakikalar Pogba gelmeye almaya çalıştı. Coman geldi, söktü autobu. Şimdi araya bakıyor. Lacazette ödebilecekler mi? Vinicius döndü. Güzel hareket. Ceza sahası içi ilk dakika. Az kalsın durumluyorduk. Tehlikeli geldi United. Arkadaşının yanına çağırdı. Ceza sahası dışına fake çağırmış. Lacazette. Uzun bir top atabilecek mi? Şimdi dediğim anda attı da uzunu. Geçecek mi? Geçmedi. Aslında onu Neymar atması lazımdı. Neymar atamadı. Coman baktı. Ceza sahası içine bakıyor. Ceza sahası dışında şimdi. Orada güzel pas. Lacazette vuracak mı? Ceza sahası. Lacazette. Aman tanrım, inanılmaz bir gol. Yok böyle bir gol, inanamıyorum. İnanılmaz bir gol attı Lacazette. Allah'ım, gole bak. Abi diyor ki, beni diyor sen neden oraya atmıyorsun? Baba diyor, ben bunların adamıyım ben diyor ya. Oha, bakar mısın şu golü?
Of 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 of, böyle bir gol yok. Abi sol ayak vurdu, topun gittiği yere. Aman tanrım, 90 90, topun gittiği yere bakar mısınız ya? İnanılmaz bir gol. Lacazette'ten helal olsun, vallahi helal olsun sana. 1-0 öne geçtik deplasmanda. Hadi, ooo güzel seriyordu. Offside var mı? Hakem baktım, ceza sahası. Sokrates sakin ol dedi. Şimdi Coman ayağından bir tık açtı, hemen kaydı ama Pogba ceza sahası için çok tehlikeli. Rashford, Dodo geldi. İkili pozisyon, yine Dodo. Kaydı olmadı. Aman tanrım. Oo, tamam. Çok sağlam bir şut çekti orada Pogba. Ayak içi denedi ama Fasu yanlış yere verdi tabii ki. Yanlış bir Fasu verdi. Bu yüzden de gol bulunmadı. Tehlikeli geliyorlar. Şu dakikalarda United tehlikesi var kalemizde. Bir önce onu engellememiz lazım. Lucas Vazquez çok tehlikeli. Alisson. Lukaku o bölgelerde gerçekten çok tehlikeli. Torreira ceza sahasına baktı. Lacazette. Lacazette şu anda kendini iyi hissediyor. Vurabilir aslında ama hayır dedi. Neymar. Güzel hareketler Neymar. Abi ayağı çok iyi ya. Lacazette şimdi ceza sahası. Ndombele döndü. Baktı. Coman var. Neymar'a. Neymar ceza sahası içi. Abi abluk altına aldım ama öyle bir defans yapıyorlar ki izin vermiyorlar oynamamıza. Vinicius. Dalbert. Ne işim var orada bilmiyorum ama ceza sahasına bir orta. Kimse yok. Hadi oğlum yürü. Harika be. Şimdi yürü Vinicius. Vinicius. Orta Neymar'a. Lacazette geçmedi. Harikasın sen Lucas Torreira be. Vallahi harikasın ya. Ben seni ilk geldiğimde niye oynatmıyormuşum baba ya. Lacazette. Coman. Baktı kaleye. Ceza sahası içi. Ayak içi vurdu, olmadı. Tehlikeli geliyorlar. Dodo. Daha üstünde olsak var havada. Evet, dakika 37. Şu anda kısa bir maç dönüyor. Gol attığımız için biz şu anda çok şey yapmıyoruz, saldırmıyoruz. Coman'dan Vinicius'a, Vinicius'tan Dalbert'e. Dalbert tekrar istiyor Vinicius önüne. Vinicius attı ama orada Munier. Dalbert ceza sahası Coman'a. Coman'dan Lucas Torreira. Torreira baktığı kaleye vuracak mı? Hayır dedi. Dodo atağa katılır mısın? Dodo sen bir kere sol ayağında çok zor taşmışsın. Aynısını açabilir misin bakayım? Aynısını açtı. Ceza sahası. Ama Jones. Ne yapıyorsun oğlum? Neymar. Neymar. Neymar dönüyor. Orada Neymar ikili üçlü sıkıştırma hatta. Neymar gitmeye çalıştı, gidemedi. Geldi. Topu almaya çalıştı. Takımına kazandırdı Neymar. Ver artık pası baba. Pogba sen ne oynuyorsun? Forvet mi oynuyorsun? Kim o ya? Harikasın bu oğlum. İşte gol bu. İşte gol bu. Neymar'ın önüne. Neymar 2 oldu. Dedim ama. Gol mü dedim. Biliyordum o kaptığım topta gol olacağını biliyordum. Neymar attı, 2 oldu. United 0, Arsenal 2. Bugün burada şu maçı kazandık diyebiliriz artık. Bu saatten sonra vermem yani. Neymar'dan müthiş şut. Kalecinin müdahalesi var ama 2-0 oluyor. Premier Lig'deki 9. golünü attı Nicolas Anelka Neymar. Ya arkadaşlar bir de onu söyleyeceğim size. Yeni abonelerimiz var. O yüzden onlar bilmiyorlar. Onu söyleyeyim. Yeni aboneler bunu fazla bilmediği için. Eskiler tabii ki biliyor da yeni arkadaşlarımız bilmiyor. Buradaki isimleri bazen abi Vinicius Neymar değil falan diyorsunuz. Biliyorum ben onları zaten kendim sallıyorum yani. Bu kanalın özelliği o. Sürekli isimleri sallarız biz. O yüzden arkadaşlar yani bilginiz olsun. Şimdi artık bunları bence bazılarını çıkartmamız lazım. Coman'ı mesela çıkartalım. Buraya bir Pato alalım. Tamam mı? Neymar'ı çıkartalım, oraya bir Cabral. Vinicius'u çıkartalım, oraya da bir Simon alalım arkadaşlar. Çünkü şu oyuncular bana lazım aslında. Ama biraz daha beklesek mi ya? Yok ya, bir dakika. Tamam, Simon girsin Vinicius'un yerine de. Cabral Neymar'ın yerine girmesin. Dur. Çünkü aynen, çünkü daha şey, nasıl Crystal Palace maçını yedeklerle oynayacağımız için gerek yok. Pato girdi oyuna. İkinci yarıda Pato da bizimle olacak. Pogba gidiyor. Rashford'muş o. Topu aldık. Şimdi Torreira'dan mükemmel bir pas abi. Torreira harika bir oyuncusun ya. Dalbert. Oynadı şimdi.
Orada Simon var. Simon ceza sahasına baktı. Simon harika hareket. Ceza sahası. Bir pas daha. Bir şut pas odan De Gea. Pato vurdu, De Gea kurtardı. Ah kulum kaşındı, gol yemeyelim. Modric'e bak, 8 kişinin arasına girdi. Allah'tan Simon var orada. Ceza sahası. Pogba yine Torreira. Yine Torreira. Şimdi aldı Lacazette. Lacazette müthiş bir hareket edecek mi? Şimdi orada attı müthiş pas. Ama De Gea uyanık bir kaleci. Erkenden çıktı, top aldı. Pogba oynadı. Pato ceza sahası. Neymar içeri baktı. Lan Pato yatsana, nereye açıyorsun? Ya Pato yatsana ya. Pato sana gol attırmak için sana pas atıyor. Sen arka direği açıyorsun ya. Rashford gel buraya, gel. Uuu Neymar. Neymar ne? Uuu maç ne oldu orada? Ne oldu orada? İnanılmaz şeyler oluyor. İnanılmaz şeyler oluyor. Neymar Rashford'dan öyle bir kazandı ki topu. Tabii ki bunu yediremeyen Bertwick Jackson inanılmaz bir faul yaptı Neymar'a, bakar mısınız? Neymar harika geçti. Neymar orada yerde kafayı yemişler. Yani 3 oyuncu değişikliği birden yapıyor United. 3 oyuncu değişikliği birden, fark etmez. Rashford sıyrıldı. Sokratis var orada sanırım. Delight abi, Delight ekstra bir oyuncusun ya. Ekstra bir oyuncusun ya. Lacazette'den müthiş pas. Dalbert'e. Dalbert yetişebilecek mi? Dalbert baktı cihaz sahasına. Ters ayak. Dalbert içeri oynadı. Yerden gönderdi. Değişik bir şey daha gönderdiler. Şimdi hızlı. Neymar. Neymar. Ceza sahası. Bir şut. 3 oldu. Enden böyle. 3 yaptık. Deplasmanda 3-0. Toplamlı taraftarlar ve futbolcular bugün burada yapılacak bir puan kaybını şampiyonluk yolunda kendilerine büyük bir umut olarak besliyorlardı ama 3-0'ı bulduk sevgili futbolcular. Bakar mısınız? Çok güzel bir pas. Harika. Yani iyi yaptığımız işler bunlar bizim. 3-0 oluyor sevgili futbolcular. Ndombele ligdeki ikinci golünü attı. O da oynamadığı için hocasına kızıyordu. Neden ben oynamıyorum son zamanlarda diye. Umuyorum ki karşılığını almışsındır. Hakeme baktım, offside var mı? Hayır dedi. Martial orta. Aman tanrım Lukaku. Lukaku 3-1 oldu. Orada defanstaki Delight mi o yetişemeyen? Yok Delight değil. Sokratis sanırım. Sokratis kafayı vuramadı. 3-1 oldu. Artık bu saatten sonra maçı kazanmaya bakalım. Dodo gidiyor ya. Rashford. Hızlı bir oyuncu ama Dodo'da genç yetenek. Bir orta. Sokratis bu sefer hata yapmadı. Bu sefer hata yapmadı. Şimdi bir top. Gitmeye çalışıyoruz. Ve aldık da Neymar. Neymar ooo dediğim anda hakem dedi ki maçı bitiriyorum, 3 puan Arsenal'ın dedi ve kazanan taraf Arsenal oldu. Evet arkadaşlar, şampiyonluk mücadelesi verdiğimiz bu ligde 5 şut kaleye bulmuş, 3 gol olmuş, güzel. Şampiyonluk mücadelesi verdiğimiz bu ligde şu anda Crystal Palace'da bir beraber kalmış, hafta oynuyoruz biliyorsunuz. Şu anda en önemli şey bizim Tottenham'ın puan kaybı. Tottenham bir puan kaybı yaparsa biz de maçlarımızı daha rahat simüle edeceğiz. Şu anda böyle gözüküyor ama daha maçı oynamamış olabilir. Şöyle bir ilerleyelim bakalım. Puanlar değişebilir şu anda. Dediğim anda 73-82, aynen Tottenham. Ben de 82 oluyorum ya. 6 puan önde değil miydim ben ondan? He, 79-73'tü. Tottenham kaybetmiş o zaman. Peki Tottenham kime kaybetmiş? Vallahi merak etmedim değil. Şöyle bir gelelim. 1-0 Leeds'e kaybetmiş. İnanılmaz bir skor. Şampiyonluğu mücadelesi verdiği yerde. Yani bunun olmaması lazım. 10 milyon euro şampiyonlara giden para almışız. Hedeflerden uzağız. Allah'ım çıldıracağım. Delirecek beni ya. Hala hedeflerden uzağız diyor ya. Takımı şampiyon götürüyorum. Her şeyi yapıyorum. İsa'da Crystal Palace maçı çok önemli. Bakayım. Aynen bu kadroyla oynayacağız. Jason Lacazette biraz yorgun. Cabral, Henry, Messi. Bunların hiçbirini oyuna sokma lütfen. İç sahada oynuyoruz. Crystal Palace'da yenemiyorsak artık iç sahada. Benim skor tahminim 4-1. Yok 3-1. 2-1 aldık. Lacazette penaltı kaçırdı. Arkadaşlar ben niye penaltı kaçırıyor ya benim takımım? Rico Henry'i sokmuş. Ya Rico Henry'i niye sokuyorsun baba? Cabral 1-0 yapmış. Daha sonra nasıl 1-1 olmuş görmedim. Demek ilk golü biz miydik acaba şurada gözükmediğine göre? Sanırım öyle oldu.
Neyse tamam. 2-1 ya da 3-1 fark etmez. Kazanmasını bildik. Şampiyonlar Ligi. İşte beklediğim an geldi. Benim için en önemli yer geldi arkadaşlar. Chelsea ile karşılaşıyoruz Şampiyonlar Ligi'nde. Deplasmanda oynuyoruz ilk maçımızı. Peki deplasmanda oynanan maç ne demek? Bizim için anlamı çok büyük. Ne demek arkadaşlar? Şu demek. Bu maçı kazanırsak eğer bu maçta önemli olan şey rakibimize çok gol atabilmek arkadaşlar. Rakibimize çok gol atmaya çalışacağız. Çünkü deplasman golü çok önemli. Kendimizde daha fazla yemeyelim diye. Deplasman golü çok ama çok önemli arkadaşlar. Evet, iki tane harika resim koymuşlar bu arada. Mavropoulos istenmeyen adam diyor. Oynamadığı için böyle bir şey söylüyor. Şunu deplasmanla Chelsea maçı. Evet. Kırmızı formamla çıkıyorum. O da mavi formasıyla çıkıyor. Gündüz'ü sakat. Gündüz'ü oynamaz. Oradan çeker onu. Takım yönetime girelim. Şimdi müthiş bir kadro yapmam lazım. Vinicius dinlendim mi? Dinlendim. Pato oradan çık ve Reis'e bırak orayı. Nelson Coman'a bırak. Lacazette Messi'ye bırak. Tamam mı? Gündüz'ü Torreira'ya bırak. Ndombele De Jong'a bırak. Abi öyle bir kadro kurdum. Sokrates Rugani'ye bırak. Holding Delight'a bırak. Dalbert Henry'yi sokma dedim oyuna ya. Git de Henry'yi oyuna sokmuş Dodo. Wan-Bissaka tamamen iyileşmiş. Evet kadrom gerçekten inanılmaz. 92'lik Messi, 90'lık Ronaldo, Coman. Diyeceksiniz ki Neymar neden yedek? Neymar benim. Çünkü silahım. Şu anda bakayım şurada kim var? Hızlı adamım. Lacazette ve Pato, Cabral diyelim, Simon diyelim bu üçü. Bir de Lacazette diyelim şöyle dördü. Şimdi dört tane adamım var. Peki Neymar'ı Coman'ın yerine bu kanada koysam şimdi işlemez mi? İşler ama bence Neymar'ı daha sonra koymamız lazım. Neymar benim silahım ya da Messi. Ya fark etmez. Hadi çocuklar güveniyorum size. Evet arkadaşlar Seçkin'de oynamaya devam ediyoruz. Çok bulutlu bir hava var. Seçkin görüyorsunuz. Her şey hazır. Ve artık maç zamanı. Şampiyonlar Ligi yarı final maçı. Yani finale çıkma maçı arkadaşlar. İki maç oynuyoruz biliyorsunuz. Deplasmandaki ilk maç çok önemli. Ne kadar çok gol atarsak o kadar iyi. Hadi herkese iyi seyirler dilerim. İşte Şampiyonlar Ligi maçı. Chelsea Arsenal deplasmandayız. Kante çalışıyorlar şu anda. Bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Burada diyorlar ki bugün alacağız ama bak Messi'ye bakar mısın? Bak. Of harekete bak. Ronaldo'ya bak. Ortaya almışlar Delight'ı makara yapıyorlar. O diyor ki Neymar diyor ki ben orada eksiğim diyor. Sıkıntı yok. İnanılmaz bir atmosfer. Chelsea'li tribünler tıklım tıklım dolu. Arsenal Chelsea maçı İngiltere'nin inanılmaz bir hegemonyasında geçiyor şu anda Şampiyonlar Ligi. 4 tane takımını Şampiyonlar Ligi'ndeki yarı finale sokan İngiltere Premier Ligi'ne helal olsun diyoruz. Evet forma numaralarını biliyorsunuz halletmiştik bir önceki bölümde. Cristiano Ronaldo bugün çok şey bekliyor taraftarlar Ronaldo'dan. Aynı şekilde Messi'den. Bu takımlar buraya nasıl gelmiş? Chelsea Shakhtar'ı elemiş. Pardon Chelsea Lyon'u elemiş. Daha sonra Shakhtar'ı elemiş. Yani çok basit rakiplerle gelmiş tabii ki Chelsea buraya. Şu anda hiçbir zorlu rakip çıkmamış karşısına. Ve ilk zorlu rakip biz olacağız sevgili profesörler. Cavani almışlar bu arada. Cavani görmüş olduğunuz gibi burada. Kante kısa boyuyla bugün burada bir şeyler yapmaya çalışıyor. İlginç bir kadro var. Bayağı transfer yapmışlar. Bakalım. Bakayoko sanırım o. Tam anlamıyla Carvajal var burada. Kaledeki oyuncu neydi adı? Peta mıydı neydi? Unuttum adını. Aspilicueta falan. Şampiyonlar Ligi müziği. İnanılmaz bakar mısınız? Gerçekten. Ronaldo sakin olun diyor. Baba burada diyor. Birazdan diyor gerekeni yapacağım diyor Ronaldo. Ve son Şampiyonlar Ligi'nin müziğiyle beraber takımlar birbirine başarılar diliyor. Kepa, Felipe, Jorginho, Kante, Eden Hazard, Falcao. Yedeklerde Thiago Silva var. Şöyle bakalım evet. He. Felipe Aspilicueta, Carvajal, Bakayoko aynen. Falcao, Hazard, Kante, Jorginho, Bakayoko. Orta sahası daha şey böyle daha Kante, Bakayoko daha güçlü. Ama ayakları yoğun oyuncuları var. Evet iki takım poz vermeye geçiyor. Önce Chelsea. Sanıyorum kendi evinde olduğu için sadece Chelsea geçiyor bu poza. Yok hayır Arsenal oyuncular da yan yana geliyorlar. Ronaldo, Messi sen öne geçseydin boyun kısacık. Arkada gözükmüyorsun yalandan ne geçiyorsun oraya ya. Geçmiş oraya gözükmeyeceksin bir şey olmayacak. Sir Onur Wenger arkadaşlar teknik direktör. Ve ilk düdük. Evet Şampiyonlar Ligi benim için çok önemli biliyorsunuz. Şampiyonlar Ligi benim için çok önemli.
Bugün burada bir maçı kazanmam lazım. Messi. Messi girdi araya. Messi. Araya gönderecek mi? Şimdi Vinicius. Baktı. Orta sahaya döndü. Aman tanrım, çok büyük bir hata ama Allah'tan oraya yetişti. Delight. Delight uzun vur. Çünkü orada baskı var. Güzel bir pas Messi'ye. Messi. Girebilecek misin? Giremedin. Chelsea şu anda iyi başladı maç. Onu söyleyebilirim. Aa, bu paslar varsa tamam. Bu paslar varsa yenildik. Oyunu biliyorsunuz arkadaşlar. Bazen size abi böyle bir oyuncu yok ya, Ronaldo. Baktı şimdi Messi'ye. Yer değiştirdiler bir an için. Ama yapma. Luka Henry, seni biliyorum ben. Ya sen işte kralın önde gidenisin ama senin hakkını bilmediler. Yürü oğlum. Bak bunlar şu anda çok basıyor. Demek ki bunlara karşı şey yapmak lazım. Ronaldo, Messi duru, Messi. Aman tanrım, Carvajal girdi araya. Delight. Cavani. Abi yine Rico Henry ya. Aha. Ronaldo. Baktı. Ronaldo şimdi araya gönderecek mi? Müthiş pas. Kaleye baktı. Vinicius, aman tanrım. İnanılmaz bir gol kaçırıyor Vinicius Sanchez da Silva. Ronaldo müthiş gönderdi araya. Vinicius kaleye baktı. Yapma Vinicius, yapma. Cavani, Van Bissaka oraya geldi. Rugani aldı. Şimdi bakıyorlar, yine pres var. Delight bu sefer bu tarafa oynadı uzun. Messi, Vinicius'un önüne müthiş pas. Vinicius'un gelmesini istiyor. Messi'nin gelmesini istiyor Vinicius. Messi geldi. Aldı. Tekrar aldı. Messi bu sefer sağ ayak. Ah, gol zannettim. Messi bu sefer sağ ayakla vurdu. Bu arada eline çatmış ama bu sefer sağ ayakla vurdu Messi. Koman yardım. İkili sıkıştırma. Hocam. Yapma. Uf. Yürü şimdi Koman'a. Hayır. Abi gerçekten inanılmaz bir oyuncu ya. Ya bu nasıl beğenilmedi bu Rico Henry ya? Döndü. Messi oyna. Messi. Ceza sahasına baktı Messi. Oynadı. Ama atarım. Messi baktı. Ronaldo'ya doğru. Ronaldo. Ama orada Ronaldo'ya sert hareketler var. Torreira. Ceza sahası içine. Atabilecekler mi? Sikili sıkıştırma. Uzun vuruyorlar. Abi yine Rico Henry ya. Abi oyunun en iyi sol beki olabilir, biliyor musunuz? Gerçek söylüyorum yani. Messi. Şimdi yukarı. Ronaldo'nun önüne. Ronaldo kaleye baktı. Ronaldo pas atabilecek mi, atamadı. Şimdi Lionel Messi. Şimdi ceza sahasına. Bir şut bulmadı. İkinci pozisyon. Orada bir aman tanrım, Kepa geldi aldı. Bir gol atmamız lazım. Deplasman golü çok önemli. Çıkma. Ya çıkma. Rico Henry yine. Ya hocam Allah aşkına, ikiz çarpışıyor. Ne diyorsun sen ya? Kafayı mı yedin sen hocam? Çarpışıyorlar ya. Of. Gol zannettim. Ronaldo. Messi oynadı. Messi. Baktı. Orta saha. Şimdi aldı. Güzel de bir pas. Ronaldo içeride. Ronaldo! Aman tanrım, kaçan gole bak. İnanılmaz geldik. Ronaldo çıktı. Abi böyle bir şey olamaz ya. Şu kaçan gole bakar mısın ya? Yarın artık son düğünü çalmak üzere. Kante ileri doğru geldi. Topu taşımaya çalışıyor ama tabii bilmedikleri bir şey var, Rico Henry'nin orada olması. Ligin en iyi sol beki Rico Henry'nin orada olması, onu bilmiyorlar. İlk yarıda durum 0-0. Gerçekten güzel bir maç oldu. Ronaldo'nun kaçırmış olduğu kafa golü bence ligin kaderini değiştirecek olabilir. Messi ve Ronaldo'nun yerini değiştireceğim. Messi daha hızlı olduğu için Messi'nin belki önüne atacağım bir topla.
daha iyi gidebilir diye düşünüyorum. Messi forvet aldım, aldığınca cama çektim. Bakalım daha iyi bir oyun olacak mı? Messi'ye doğru bir pas. Messi hızlı. Nico Henry yine orada. Yine orada. Hakeme baktım, neye free kick verdi anlamadım ama bir şeye free kick verdi sanırım. Ronaldo. Çok tehlikeli. Aman! Nico Henry uzaklaştırdı. Şimdi Messi'ye doğru atabilecek miyiz? Messi yürü oğlum, ne bakıyorsun? Harikasın. Yürü oğlum Koeman. Koeman yürü koçum. Koeman yürü oğlum. Arka direğe. Vinicius Sanchez Junior. Kalemizde tam golü görecekken bir kontratak. İnanılmaz çıktı. Messi'den Koeman'a. Koeman'dan Vinicius da Silva Sanchez'e. Müthiş orta. Vinicius öyle bir vurdu ki kaleciyle beraber içeri soktu. 1-0 öne geçiyoruz, inanılmaz bir gol. Vinicius da Silva Sanchez. İnanılmaz bir gol. Deplasmanda 1-0 öndeyiz. İşte şimdi onlar düşünsün. Daha fazla açık verecekler. Şimdi daha fazla açık verecekler. Harikasın. Ronaldo. Ah be, ah be, görmedim. Bir gol neden? Ceza sahası. Bir bir oldu. Hala avantajlar Rabbisiz be. Hala avantajlar Rabbisiz. Gidiyor hocası nasıl biliyor şu anda? Hala avantajlı tarafın biz olduğumuzu düşünüyorum ben. Bir offside yok mu bu pozisyonda bakalım. Boş kaleye. Jorginho vurdu, bir bir oldu. Sıkıntı yok. Dakika kaç? 59. Neymar'ı birazdan sokacağım. Sıkıntı yok gençler. Hadi bakalım. Yapma. Aferin oğlum. Messi, Lionel. Aa, bu nasıl bir şut? Bu nasıl bir şut baba? Baba bu nasıl bir şut ya? Müthiş bir pozisyondu. Belki de maçın kaderini, turnuvanın kaderini değiştirecek pozisyondu. Messi aldı şimdi. Ceza sahasına baktı. Az önceki yapmış olduğu hatayı affettirmek istiyor. Araya bir bas. Ronaldo kalecik yapanın ağzına soktu kramponlarını. Neymar'ı sokacağım. Oyunun durmasını bekliyorum. Silahım daha Neymar var silah olarak bende. Benim hocam, eyvallah. Evet, silahımızı sokabiliriz artık. Lionel Messi, o kaçırdığın gol sana hiç yakışmadı be. Gerçekten sana hiç yakışmadı. Şimdi Messi, Koeman, ikisi tane güçlü. Messi'yi bu tarafa koyuyorum. Neymar'ı forvete koyacağım. Simon sen buraya gel oğlum, hızlısın. Ronaldo, Koeman, Cabral, Pato, Dalbert, Lacazette de Ronaldo'nun yerine belki girse bir şey yapabilir mi? Çünkü daha güçlü şu anda, aynen yapılabilir. Bu taraftan gideceğiz. Hadi oğlum Messi, sen sol taraftan daha mı iyi gidersin acaba ya? Ama sen yok, bu tarafta daha iyi oynuyorsun. Hadi bakalım oğlum. Maçın şu anda kaderini değiştireceği hamleyi yaptık. 1-1. Şampiyonlar Ligi'nde 1-1. Wan-Bissaka Messi'nin koşmasını istiyor. Wan-Bissaka Messi'nin attı, geçmedi. Bir daha aldı. Wan-Bissaka şimdi Messi'ye. Messi baktı. Ceza sahası içi. Wan-Bissaka araya girdi, Messi attı. Messi müthiş bir hareket nasıl gelecek mi? Ceza sahasına baktı. Kime? Çok güzel oğlum. Oynadı. Neymar kaleye baktı. Uzaktan vurdu, olmadı. Offside zannettim. Ondan vurdum ama. Nereye gidiyorsun? Wan-Bissaka yakala şunu. Lan! Çok basit bir orta. Nico Henry'nin hatalı pozisyon alışı.
Kamerun'un hatalı pozisyon alışı 2-1 oldu. Mutlaka bir gol daha atmam lazım. Mutlaka bir gol atmam lazım. Aha! Lionel Messi! Lionel Messi daha yukarı attığımda, Simon'u attığımda dedim ki gol geldi çünkü. Orada tekte Messi'nin önüne atacağımı biliyordum. Lionel Messi 2-2 oldu. Lionel Messi 2-2 oldu. Biz daha bitmedik. Öyle kolay lokma değiliz biz. Lionel Messi kaleye öyle bir gönderdi ki topu. 2-2 yaptık sevgili futbolcular. Haydi bakalım bu saatten sonra buradan mağlup ayrılmayalım. Yeniden başladı maç. Jorginho gollerden birinin sahibi. Kante geldi. Şimdi Lionel Messi Hazard'a doğru geliyor. Lionel Messi sert Hazard'a müdahale olmadı. Hazard kendi gitmeye çalışıyor. Hazard Van Bissaka dedik hayırdır. Messi yürü. Tamam. Van Bissaka alalım. Hayır, bir gol daha kaldıramam. Van Bissaka yürü. Güzel pozisyon alın lan. Lan! Yuko! Aha! Aha! Neyman'ın önüne! Neyman'ın önüne! Neyman! Vur oğlum! Neyman! 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 Da Silva Hector! Vinicius Neyman! İnanılmaz bir gol sevgili futbolcular. Neymar attı, 3-2 oldu. Neymar daha 4 yaşındayken, biliyorsunuz ki daha 4 yaşındayken Brezilya'da rap müziğe ilgi duyuyor. O yüzden böyle garip bir hareketleri var biliyorsunuz. Ama babası diyor ki hayır diyor, şarkıcı olamazsın. Hayır baba diyor, ben rap müzikte diyor bir numara olmak istiyorum. Senin diyor var koyarım diyor. Bir tane koyuyor Neymar'a. Neymar diyor ki ben bunu unutmayacağım. Madem şarkıcı olamıyorum o zaman topçu olurum. Gidiyor futbol oynamaya. Diyorlar ki sen de ufak bebesin lan. Git buradan diyorlar. Git diyorlar. O diyor ki hayır diyor. Ben diyor gitmem. Neden gitmezsin? Çünkü diyor babam bana rapçi olamazsın dedi. O zaman dedi ben de futbolcu olmaya karar verdim. Onlar diyor ki lan gerizekalı. Rapçi olamazsan sadece futbolcu olmak diye meslek mi var? Git başka işler yap. İşte uyuşturucu sat, uyuşturucu baronu ol falan. Kafasına yatıyor Neymar'ın ama diyor ki ya tamam da bunun diyor cezası var, bilmem nesi var, falanı var, filanı var. Ben diyor bunu yapmak istemiyorum. Eyvallah diyor. O zaman diyor saygı duyuyor. Diyor ki demek ki bu temiz bir çocuk. Bakın polisten falan filan çekiniyor. O yüzden diyorlar saygı duyuyorlar, tamam mı? Diyorlar ki tamam o zaman sana hak veriyoruz. Gel topçu ol. Oradan geliyor, topçu oluyor. Babasında da gidiyor diyor ki baba ben bir gün topçu oldum. O da diyor ki gerizekalı, ben sana topçu olamazsın demedim. Rapçi olamazsın dedim. O diyor ki aynen lan diyor, haklısın baba diyor. Diyor ne oldu diyor. Göt oldun diyor, ne oldu diyor Neymar'a. Neymar da diyor ki eyvallah baba haklısın. Böyle bir hayat hikayesi ve kazanan Arsenal. Kazanan Arsenal. Babasına gider yapmaya gidiyor. Ben diyor topçu oldum diyor. Ne oldu diyor. O diyor gerizekalı, ben sana topçu olamazsın demedim ki, rapçi olamazsın dedim. Düşünüyor, doğru söylüyor. Babası lafı koyuyor buna. Neymar şaşırıyor. Van Bissaka diyor ki kalk kardeşim diyor. Deplasmanı var diyor daha bunun. Bizi diyor deplasmana inersiniz. O Carvajal'de diyor ki aynen diyor, deplasmanda çakacağız size. Böyle bir müthiş bir maç oldu. Ronaldo, şunu Ronaldo'nun atamaması gerçekten çok ilginç. Ronaldo gibi bir oyuncunun atamaması. Evet arkadaşlar, bir farkla mağlup duruma düştüğümüz abi maçın yıldızı. Bakar mısınız bir dakika? Neymar bir gol. Messi bir gol. Vinicius bir gol. Aynı zamanda Koeman bir asist, Simon bir asist. Maçın yıldızı Rico Henry. 9.2 ile maçın yıldızı Rico Henry. Bu adama dikkat edin demiştim. Koeman 8.4, Messi 8.8, Neymar 8.1. Müthiş bir maç oldu sevgili dostlar. Ama kazanan Arsenal oldu. Tabii ki bunun deplasmanı da var. Yok mu? Var. Ama bize işlemez. Müthiş bir kadro kurdum. Harika bir kadro kurdum. Bu kadro istediği kadar darbe alsın, istediği kadar şey olsun, şampiyon olacak kadro. Evet, West Ham United maçı. Rugani teşekkür ediyor. Eyvallah Rugo, sıkıntı yok. 76-77 berabere kalmış. Artık bu maçı kazanırsam şampiyon oluyorum galiba. Bir dakika. Bir dakika, şöyle bir bakayım. Çünkü bazen yanlış gösteriyor arkadaşlar. Bazen yanlış gösteriyor. Gerçekten oynanmış mı o maç? Yani şu an maç oynanmadığı için 1-1 gösteriyor olabilir. Ha, Tottenham Crystal Palace 2-2 beraber kalmışlar. Yani oynanmış bir maç. Tamam. Şimdi bir bakalım bir. Bir dakika bakalım bir. Şöyle bir bakalım.
77. Ben kazanırsam ne yapıyorum? 85-88 yapıyor. Abi bu ne ya? Şampiyonluğu kazandı diye şey çıkıyor. Tamam da şu maçı oynamam lazım. Çünkü bu maçı oynarsam galiba büyük ihtimalle şey olacak. Siz söyleyin. Şampiyonluk kutlamaları falan filan gösterecek büyük ihtimal. O yüzden bu maçı oynayayım. Ama şimdi şurada yazdığı için ya yazdığı için oynamamıza gerek kalmadı. Çünkü artık şampiyon olduk. Orada yazdı. Hiç gerek kalmadı. Keşke orada yazmasaydı. Şu maçı oynasaydık. Ondan sonra belli olurdu. Neyse. Şu maçı oynarsak zaman kaybedeceğiz ve deplasmanda kendi sahamızda olsaydı oynamak isterdim. Hani Arsenal tribünleri şampiyonluk havası ama deplasmanda olduğu için istemiyorum. Siz de yorum atın bununla alakalı. Gerek var mı gerek yok mu? Bence yok çünkü. Kendi sahamızda olsaydı vardı. Çok teşekkür ediyorum izleyip zaman ayırdığınız için. Çıkmadan önce bir kere like'a basın. Genelde %10 civarı bir like alıyorum. Mesela diyelim ki 2000 kişi izlemişse 200 alıyorum. 6000 kişi izlemişse 600 like alıyoruz. Biraz daha fazla yapabilirsek mutlu olurum. Yani sadece bir düğmeye basacaksınız. Beni mutlu edecek bu. Onun haricinde abone değilseniz de abone olun. Bir sonraki yayında, bir sonraki bölümde umuyorum ki Chelsea'yi bir sonraki bölümde eleriz ve final karşılaşmasına geçeriz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Sonraki bölüme kadar. Pardon. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.